Merdan Yanardağ, peki siz nasıl bir manevra alanı var ben, önünde? Nasıl bir manevra? Ben Cüneyt Akman'ın işaret ettiği konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere zamanında yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz. Anayasanın 101. maddesi son derece açık. Ya anayasayı çiğnediği zaman anayasayı ihlal etmekten suçlu ilan edilmeli ki bu doğrudan bir yargılanmayı gerektirir. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede suç işleme imtiyazı yoksa ve olamayacağına göre ve şunu unutmayın, tarihte hiçbir biçimde bu ülkede hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktur. Hiç kimsenin. Halifelerin, sultanların bile dokunulmazlığı olmadı bu ülkede. O bakımdan suç işleme imtiyazı olan bir siyasetçi gibi, bir adam gibi davranılıyor Recep Tayyip Erdoğan'a. Cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman başbakanlıktan istifa etmedi. Muhalefetin ortalığı ayağa kaldırması lazım. Partiden istifa etmedi. Tabii partiden istifa etmedi, başka bir şey. Başbakanlıktan istifa etmedi. Yahu siz bir tabu kadastro memurunu muhtarlığa aday olduğu zaman istifa et diyorsunuz. Bu ülkede başbakan cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman anayasa gereği hem başbakanlıktan hem partisinden istifa etmesi gerekiyordu. İkisinden de etmedi. Niye suç işleme şeyim var, imtiyazım var Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede? Tabii. 2002 seçimlerinde, 3 Kasım seçimlerinde siyasi yasaklı olduğu için katılamadı. AKP, biraz önce söylediğimiz gibi merkez sağın çökmesi, Cem Uzan'ın Genç Partisi'nin son derece apolitik bir kampanyayla, İbrahim Tatlısesli vesaire bir kampanyayla %7,5 oy alması nedeniyle altın tepsi içinde iktidar sunuldu. Amerikancı bir iktidardı. Türkiye'de Büyük Orta Doğu Projesi'nin taşıyıcı gücünü oluşturacak bir iktidar yaratmak için taşınmış, Türkiye'nin yönetimine taşınmış bir partiydi oysa. Şimdi o zaman ne yapıldı? Hatırlayın Siirt seçimlerini ya. Bütün yasaları eğip büktüler. Baykal'ın akıl almaz bir katkısıyla zorla Recep Tayyip Erdoğan meclise sokuldu, sonra başbakan yapıldı. Böyle bir şey olabilir mi? %34'le meclisin %65'ini, 66'sını ele geçirmiş bir parti. Yani şimdi belediye başkanlığı da öyle oldu. Hayır, seçim sisteminin, belediye başkanında sorun büyük hatasıdır. Oylar evet, bölündüğü için öyle evet, diyelim. Ama Siirt seçimlerini iptal ettirip, oradaki şeyleri, adayları istifa ettirip, oradaki seçimleri yenileyip, Recep Tayyip için, Recep Tayyip Erdoğan için özel bir seçim yapıldı. Şimdi her yerde, peki 2017 referandumu? Atalan Üsküdar'ı geçti dedi, kazandık dedi, gitti Ankara'ya. Yüksek Seçim Kurulu'nda bir çete var dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Çetenin verdiği karara uyulur mu ya? Bir ülke çeteye niye boyun eğdi o halde? Ki anayasaya aykırı oldu. Şimdi bakın, şu, durum şu. Seçim kanununda açık bir madde vardı. Mühürsüz zarftan çıkan oy pusulası geçerli değildir diye. Mühürlü zarf ne demek? Bir oyun hangi ilde, hangi ilçede, hangi sandıkta kullanıldığını belirler. Yüksek Seçim Kurulu'na ne yaptılar biliyor musunuz? Bir karanlık bir odada, bir yerde evet basılmış oyları mühürsüz zarflara koydular. Çünkü mühürleyemezlerdi o zarfları. Çünkü o mühürlerin her biri bir sandığın elindeydi. Tabii. Bir sandık başkanının, sandık kurulunun elindeydi. Bir okulda, bir semtte, bir ilde. Onları getirdiler çuvallarla. 1,5 milyon oyu geçerli sayıp referandumu geçirdiler. Sonra ne dendi ya, sokakta silahlı insanlar dolaşıyor. Tabii. Onu göz alamazsınız. Bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bu ülkeyi kuranlar Abdullah, bakın Vahdettin'in Osmanlı İngilizlerin işgalindeki başkentte kurulan neydi, Kuvayi İnzibatiye, yani hilafet ordusu denilen orduyla savaşarak kurdular. Sarayın eşkıyalarına karşı onlarla, Anzavur'la, Çapanoğlu'yla savaşarak kurdular. Öyle bir şey olabilir mi ya? Din adamlarıyla. Öyle bir şey. Hayır, öyle bir şey olabilir mi? Değil ama. Evet. Hayır, din adamları, Anadolu'daki din adamlarının tabii, tamamı Kuvayi Birliği'nin yanındaydı. Mustafa Sabri'ye Dürrizade değil. Onlar Dürrizade işte İngilizlerin Şeyhülislam'ıydı. O yüzden bu ülkeden kaçtı gitti, Kahire'de yatıyor şimdi. Aşandılar yani. Börekçizade Rıfat Efendi, Ankara müftüsü ve Kuvayi Milliyeci, yurtsever din insanlarının, din adamlarının verdiği mücadeledir. Onlar da saraya karşı mücadele etti. Bugünkü iktidar Dürrizadelerin iktidarıdır. Biz Börekçi Rıfat'ın yanındayız. Türkiye'deki bölünme budur. Şimdi gelelim bu imtiyaza. Ya suç işleme imtiyazı mı var? Cüneyt Akman'ın söylediği son derece doğru.
Eğer adaysa adaylığını açıkladı. O halde erken seçime zorlanmalıdır AKP iktidarı. Değilse aday olamaz. Bu çok açık. Değilse aday olamaz. Ya biz bu aday olsun onu bir de sandıkta yeneceğiz. Tabii. Yok böyle bir şey. Niye suç işleme imtiyazı veriyoruz ya? Eğer cesareti varsa, gücü varsa. Peki bir oldu bak, bitti yaratma. Bir devam ediyorum. Yüreği yetiyorsa erken seçim ilan eder. Tabii. Aynen şu cinliği yapacaklar. 1 Haziran'da seçim yapacaklar. Biz seçimi erken aldık diyecekler. 2 hafta erken aldık. Tabii. Şimdi bakın bu şart kurnazlığına, tamam mı? Bu takiyeye, bu ne diyelim, siyasi üç kağıda izin vermemek gerekiyor. Bu ülkeyi, bu ülke bir kere, yani kumar masasında kaybetme lüksü yok kimsenin bu ülkeyi. Böyle bir kumarı kimse oynayamaz. Bunu yapmamak lazım. Madem aday erken seçim ilan etmiyor. Tabii. Bu kadar açık. Evet. Ve bu kampanya haline hemen yarından itibaren getirilmeli aslında muhalefet tarafından. Ve büyük bir korku içindeler. İktidarı kaybediyorlar, panik halindeler. Bütün gücünü yitirmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu nedenle bir sokağa karıştırmak, çarşıyı karıştırmak, bir kaos yaratmak, seçimleri iptal etmek veya bir olağanüstü hal ilan etmek hesaplarının yapılmasının nedeni bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın kapısına dayanmasının bir anlamı var. Şimdi Türkiye'de herkes bilir. Ana muhalefet partisine istihbarat gelir. Bürokrasiden de gelir. Polisten de gelir, istihbarat örgütlerinden de gelir. Türkiye'nin devlet geleneğinde bu vardır. Gelir, bir biçimde gelir, bu bilinir. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına dayandıysa, seçim gecesi ortalık karışacaksa sorumluları bu dedi değil mi? Şimdiden. Yanlış duymadık. Evet. O halde böyle bir hesabın olduğu da unutulmamalıdır. O yüzden orada meydan okudu ve son derece doğru yaptı. Biz de dedi Kuvayi Milliyeciyiz, bırakmayız size. Ha, ona uygun hazırlık da yapılmalıdır bu ülkede. Herkes. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Korkan iktidardır. Korkan iktidar çevreleridir. Panik halindedir. Çok suç işlediler. Bu ülkeyi yağmaladılar. Veremeyecekleri hesapları var. Bunu biliyorlar. Bu nedenle korkması gereken onlar. Erken seçime zorlamalıdır. Evet. Muhalefet iktidarı. Şimdi Hüsnü Mahalli'nin bu konuda bir söylemi vardı. Bizim daha önce yaptığımız programlarda Hüsnü. Hani anayasaya rağmen... Anayasaya rağmen, bugüne kadar anayasaya rağmen pek çok şey yapıldı demişti Hüsnü Mahalli. Bu konuda aynı görüşlerde misin? Ya şimdi Erdoğan ve iktidar, yani Erdoğan daha doğrusu 2002'den bu yana istediği her şeyi yaptı. Bunu işte anayasaya rağmen. Tabii suç işleme özgürlüğünü kullandı. Yani şimdi Tele1 hep bütün haberlerinde, bütün yorumlarda partili başkan diye başlar ya böyle, evet, tanımlamayı. Şimdi anayasaya göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorunda, partilere eşit mesafede olur.